اسمعيل يا ندي السن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن كل من القوة الشهريه والغضبية ناشئة عن القالب Ela tera diye mektup devam edecek inşallah. İkinci ciltten 50. mektubu okuyorduk. İmam-ı Rabbani Kuddüs'e bu mektubunda nefis mutmainne olduktan sonra hala tuğyanı, o taşkınlığı, azgınlığı devam eder mi, etmez mi? Aslında konu bu. İmam-ı Rabbani ruhu bugünkü dersin inşallah varırız. O bölümünde diyecek ki, her konuşan bu konuda kendi bulunduğu makam itibarıyla konuşuyor. Malumunuz daha önce de defalarca da söyledik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki yönü var. Velayet ve nübüvvet. Bu yola giren, şehriçilik yapan tarikatta, tasavvufta ne yapıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o iki yönünden, kemal yönünün kemalatından istifade ediyor. Şimdi velayetin kemalatını tamamlayan kişinin, nefis mutmain olduğu zamanda hala tuğyanı devam eder demesi makuldür. Gayrı makul değil. Ancak nübüvvetin kemalatından istifade eden böyle bir şey söylemez. Yani nefis mutmainne olduktan sonra Mevla'ya karşı gelmez artık der. Demek ki bulunduğu makam itibarıyla kişiler yorum yapıyorlar. Oradan kaynaklanıyor bu farklı görüş. Yani bir önceki derste İmam-ı Rabbani Kuddüs'e Şerruhu bazılarının nefis mutmainne olsa da hala tuğyanı devam eder ifadesinin o kişilerin nübüvvetin kemalatından istifade etmemelerinden kaynaklandığını bugünkü derste anlayacağız. Öyle demelerini. Ancak İmam-ı Rabbani Kuddüs'e Şerruhu orada demişti ki nefis mutmainne olduktan sonra artık onun tuğyanı olamaz. Onun bir azgınlığı olamaz ifadesini kullanmıştı İmam Rabbani Kuddüs'e sürruhu. Hatta orada e, ifade olarak bir ifade de kullanmıştı. Demişti ki yahu nefis mutmain olduktan sonra nasıl olacak? Yani feyza galet en nefsü nefseha fidâ enli mevlâhâ keyfe yekûnu fîhâ mecalül muhalefeti nefis kendini Mevla'ya feda ettikten sonra Allah aşkına nasıl olacak da muhalefet edecek şeriat ahkamına diye bir ifade kullandı orada İmam Rabbani Kudüs'e Ruh. Bu ifadeyi kullanan nefis mutmain olduktan sonra artık tuğyanı olmaz demiş oluyor. Ama bunu diyen İmam Rabbani Kudüs'e Ruh. Çünkü o nubuvetin kemalatından istifadeyi tamamlamış. Öyle demesi son derece doğal. Onu tamamlamayan, sadece velayetin kemalatından istifadeyi tamamlayanın da nefis mutmainne olsa da tuhyanı devam eder demesi de normal. Çünkü hala eksiklik devam ediyor. Bugün ders inşallah bize onu anlatacak. فَاِنَّ كُلَّ مِنَ الْقُوَّةِ الشَّهَوِيَّةِ وَالْغَلَبِيَّةِ Şu bedende olan şehevi, gadabi ve sınır kuvveti, sinir kuvveti naşiyetun anil kalebi bedenden kaynaklanmaktadır ruhla değil bedenden bedenin güçlerinden kaynaklanmaktadır. Ennaten ha görmez misin diyor. Enne sair el hayvanat sair canlılar hayvanlar. Elet ilayet etle en enefsün natika onların ne şey yok nefsin natikası nefsin natikası ne demek konuşan öz insan Onlarda böyle bir şey yok hayvanatta. Enne sair el hayvanat Elleti en nefsün natıkatü. Nefsün natıkası olmayan sair, e, sair hayvanlar. Hadi sıfatü rediyleti. O rejil, değersiz, kıymetsiz, alçak sıfatlar. Kainetün fiha o hayvanatta var. Onlarda da var. Ha, o zaman bu bahis konusu olan sıfatlar neyle alakalı? Şu kalıpla alakalı. Bedenle alakalı. Ve kulluha mutasifetin bir şehveti vel ve şerh. Vel hus, bak bütün hayvanat neyle vasıflanıyor? Şehvetle, sinirle, şerhi, oburlukla, vel havsi hus ile. Ve hazel cihadu daimen. E bu beden var olduğu sürece bu mücadele, yani nefsin insanla mücadeleşi e, sürekli olacak. La <laughs> yusekkinuhu, onu sakinleştirmeyecek. Ne itnanun nefsi, nefsin mutmain olması. O zaman şu bedendeki cüzlerinde ıslah edilmesi lazım ki nefis mutmain olduğu zaman yanlışlara bir daha dönme ihtimali olmasın. kişi yanlışa sevk etme ihtimali olmasın. O da nerede olur diyecek biraz sonra. O da nübüvvetin kemalatından istifadeye geçme ve onu yapma da olur. Oradan istifade etme de olur. la <laughs> يَرْفَعُهُۜ Onu kaldırmaz... Ne temkünül kalbi, kalbin sükuneti, hani velayet mertebelerini tamamladı adam ama nübüvvetin kemalatından daha henüz bir şey almış değil. E kalbi sükuneti oldu onda. O, bu nefsin, e, yani şu bedenden kaynaklanan o şehveti de, o siniri de ortadan kaldırmaz. Hala devam edebilir bu. Ve febekay hadil cihadi, de bu mücadelenin devamında, Fevaidü kesiratın çok faydaları var. Mutalamminetün o faydalar içeriyor neyi? Litenkiyetil kalebi kalep kalep dediğin şu beden onu ar arındırmayı ve tathirihi onu temizlemeyi hatta tekunu kemalatu hazihin neş'eti o kadar ki hazihin neş'e tilken neş'e kitabı kullanacak. Hazihin neş'e dünya hayatı. Bilken neş'e, ahiret hayatı. Burada hadihin neş' etti dedi. Dünya hayatının kemalatı olur. Ve muameletül ahireti, ahiret muamelesi olur. Merbûta bihi. Bu nefisle mücadeleye bağlanmış olur. Bil asale, asıl itibarıyla. Fe inne fî kemalatı hadihin neş'e. Hadihin neş'e, dünya hayatı. Bu dünya hayatının kemalatında, el-kâlebu, insanın beden kalıbı, tabi'un tabi konumundadır. Vel kalbu metbuun. Kalbi ise insanın tabi olunan konumundadır. Yani bu kalıp kalbe tabidir. Ve kemanati tilken neşet. Şimdi tilke dedi. Ahiret hayatının kemalatında ise el emru bil akt iş aksidir. Yani el kalbu tabiun vel kalbu metbuun. Kalp bedene, kalıba tabi, kalıpta metbu konumunda. Şimdi Feyda vakal halalu fi hadihin neş'eti. Hadihin neş'e bu dünya. Bu dünyada bir zarar olduğunda. Ve daharat mukaddimeti tilken neş'eti. Tilken neş'e ahiret hayatı. Oradan bir mukaddime zuhur ettiğinde. Ben kaldı. işte oradan bir neş'enin zuhur etmesi de. Nubuvvetin kemalatıyla olacak ha, oradan istifadeye geçmeyle olacak. Oraya geçenlerin sayısı çok değil. Ben hadel cihadu bu cihat nefisle mücadele o zaman sona erer. Ve hadel bu çatışma o zaman ortadan kalkar. Rida en Şimdi diyor ki Mam Rabbani -Ruh, nefis ulaştığı zaman. Bir fazl illahi subhanahu. Noksan sıfatlarla münecek, kemal sıfatlarla mutasif olan Allah Teala'nın ikramı ihsanıyla. Neye? Makamel itmi'nan. Mutmain olma makamına. Ve sâret ve nefis. Ve İtaat eder olduğu zaman lil hukmil ilahi celle şe'nuhu şani yüce olan ilahın hükmüne itaat eder olduğu zaman fakat teyesseral islamul hakiki hakiki islam ele geçti demektir. Ve hasalet hakikatul iman. İman, imanın hakikati hasıl oldu, gerçekleşti demektir. Ve kullu ma yu'melu ba'de zalik yekunu hakikaten. Bundan sonra yapılan her şey artık hakikattır. Nasıl yani? Tafsil veriyor bize şimdi. Reda uddiyet as salat. Namaz eda edildiği zaman tekunu hakikaten. O hakikat olur. Namazın hakikatını eda etmiş olur adam. Renkâne <laughs> savmen. Eda edilen oruç olursa fe hakikatü savmi. Orucun hakikatı eda edilmiş olur. Renk <laughs> haccen. Yerine getirilen haç olursa fe hakikatül haccı. Bu yerine getirilen haccın hakikati olur. Hani sureti hakikati diyorduk ya bunlar hep hakikat olur bu makama geldikten sonra. Nefis mutmain olduktan sonra. Ala hadel kıyas ityanu sairil ahkami şer'iyeti sair şer'i hükümleri yerine getirmekte böyledir. Fesara kullu minel tarikati vel hakikati. O zaman tarikat ve hakikattan her biri oldu. Mütevessitaten ortalayıcı. Beyne sureti şer'iyeti ve hakikatiha şer'iyatın suretiyle hakikati arasına. Femellem yuşarraf bil velayetil hassa. Kim velayeti hassa ile şereflenmezse. Özel bir velayet, şahsa ait bir velayet. La yasulü minel islamil mecazi ilel islamil hakiki. Mecazi İslam'dan hakiki İslam'a gitmiş olmaz. Şimdi bakınız. Feda kana bi fadlillah subhanahu bu yolda şeyrişlik yapan kişi noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala'nın ikramı ihsanıyla olunca muhallen bir hakikati şeriatı, şeriatın hakikatıyla süslenmiş, zinetlenmiş. Ve teesserel l hakiki, hakiki İslam elde edilmiş. Sara bu kişi olur. Müstaidden kabiliyetli neye? En genale hazzan, vafiran ve nasiben kammen min kemalatin nubuveti o zaman nübüvvetin kemalatından tam pay almaya nail olur. Tam nasip almaya o zaman nail olur. Yani sen evvela ne yapacaksın? Velayet mertebelerini tamamlayıp, şeriatın hakikatıyla süsleneceksin. Ondan sonra sen ne olursun? Nübüvvetin kemalatından pay almaya hazırlanmış olursun. Kabiliyeti sana o zaman verirler. Acayip bir şey. Müttebaiyetil enbiya. Tabii ki tüm bunlar peygambere tabi olmakla olacak. Ve varasetihim aleyhimu salatu vesselam. Her ümmet kendi peygamberinin neşidir, varisidir. Dolayısıyla varis müverrisinden istifade eder. Yeter ki varis istifade etmesini bilsin. Dolayısıyla seyirçülük yapan yani tasavvuf yoluna giren bir kimse velayetin kemalatını tamamladıktan sonra Tam yani şeriatın hakikatıyla müyesser olduğu ama hala eksiktir. Tam olabilmesi ve tam pay alabilmesi lazım. Nereden? Nubuvvetin kemalatından buraya kadar gelmekle ona hazırlandı. Yine gayretini son noktaya kadar devam ettirmesi lazım ki nubuvvetin kemalatından istifade etsin. Ve kema enne surate şeriatı. Bakınız diyor ki şöyle düşünün meseleyi. Şeriatın sureti ne gibidir? keşşecalatin <laughs> tayyibetin. Güzel bir ağaç gibidir. Niçin? Kemalatil <laughs> velayet. Velayetin kemalatı için şeriatın sureti güzel bir ağaçtır. Ve ye velayet de o güzel ağacın meyveleridir. Evvela o meyveleri alacaksın. Yani şeriat, şeriatın sureti velayetin kemalatı için güzel bir ağaç. O ağaçta ne var? Velayet var. Çalışarak o kemalatı oradan elde edeceksin. Fedalika hakikatu şeriatı eydan. Aynı şekilde şeriatın hakikati de ke mübareketin. O da mübarek bir ağaç gibi. Niçin? Li kemalatin nubuvvetin nubuvvetin kemalatı için. Elleti on nubuvvetin kemalatı ki hiye ke temaratiha. Hiye o nubuvvetin kemalatı da ke O mübarek ağacın meyveleri gibidir. Nubuvvetin kemalatını mübarek bir ağaca benzetiyor. Onun meyveleri gibidir. Nubuvvetin kemalatı, 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 kemalatı diyor. Ve hacı kânet velayeti, Velayetin kemalatı olduğu için ne semerati sureti suretin meyveleri şeriatın suretinin meyveleri ve kemalatun nubuveti nubuvetin kemalatı da semerati hakikati tilke sureti o suretin hakikatının meyveleri olunca tekunu kemalatul velayeti bir zarure zorunlu olarak Velayetin kemalatı olur. Suverenli kemalatın nübüvveti. Aman Allah'ım. Nübüvvetin kemalatının sureti olur. Sureti. Şimdi bakınız daha önce de söyledim onu. Mevla Teala'nın iki türlü veli kulu var. Biri kamildir. Diğeri kamili mükemmildir. Velayetin kemalatını tamamlayıp nubuvetin kemalatına geçemeyen kamildir. Velidir ha Allah'ın veli kuludur. Kamildir ama mükemmel değildir. Mükemmel olabilmesi için ne lazım? Nubuvetin kemalatında istifade etmek, Ondan da istifade etmesi lazım. Çünkü diyor nubuvetin kemalatına göre velayetin kemalatı suret konumundadır. Bunu başka mektubunda İmam-ı Rabbani ben daha önce de söylemişimdir bunu ama yeri geldi yine söyleyeyim. Ne diyor yani velayetin kemalatıyla nübüvvetin kemalatı arasındaki farkı ortaya koyarken diyor ki siz bir damla suyu okyanusa kıyas edebilirsiniz. Netice itibariyle okyanus o damla sulardan çok fazla da olsa onlardan müteşekkildir. Kıyas kabul eder. Ama velayetin kemalatını nübüvvetin kemalatına kıyas dahi edemezsiniz. Allahu Ekber. İşte burada da bakın ne diyor? Birine suret, diğerine hakikat diyor. Birine suret yani velayetin kemalatı neye göre suret? Nubuvvetin kemalatına göre suret. Yoksa çok büyük bir makam. Ha onu elde edecek insan çok az. Nubuvvetin kemalatını hepten az elde edecek insan. Ona göre surettir. Elletihi hakaiku tilke suver. Nubuvvetin kemalatı ise işte o velayetin kemalatına suret dedik ya o suretlerin hakikatıdır o. Şimdi yembegi an yu'leme bilinmesi gerekir. Ennel farka beyne sureti şeriatı ve hakikatiha. Şeriatın suretiyle hakikatı arasındaki fark, kâne o fark oldu. Nâşi'en min cihetin nefsi. Nefis cihetinden kaynaklanır oldu. Hâçı kâne lin nefsil emmâreti tuğyanun. Nefsi emmârenin tuğyanı olduğu yerde... Fiyat sureti, şeriatın suretinde neşi var nefsi emmârenin? Tuğyanı var, azgınlığı var. Ve kânet inkâruha, ve o nefsin inkarı olunca ve saret mutmainne ve kanet ala inkari estağfurullah ve bu nefis inkarı üzere oldu. Ve saret mutmainne. Şimdi nefis ne oldu fil hakikati şeriatın hakikatında ve müslimeten e, teslim olan oldu yani kendini e, teslim eden oldu. Hakikatta böyle oluyor. Ama surette öyle olmuyor hala inkarı üzerinde. Ne nefis. Ve kezalkel farku beyne kemalatil velaye. Velayetin kemalatı arasıyla elletiye kes suver. Yani nübüvvetin kemalatına göre suretler olan e, velayetin kemalatıyla ve beyne kemalatil nübüvvet. Nübüvvetin kemalatı arasında elleti kel hakaik ki o nübüvvetin kemalatı velayetin kemalatının hakikatlar gibidir. İşte oradaki velayetin kemalatı naşin min cihetil kalebi şübeden cihetinden kalıp cihet, toprak su hava ateşten müteşekkil olan kalıp cihetinden kaynaklanmakta. Fe inne edza'il kalebi şu kalıbın bu bedenin toprak su hava ateş dediğimiz cüzleri makanet muntehiyeten vazgeçmiş değilse ve raciaten antu tuyanına dönüyorsa ve inadi fi makamil velayet velayet makamında o tuyanına nedir döner yani fe'ne'd dal kalb ma kanet münteyyeten, vazgeçmiş değildir Ve raciaten dönmüş değildir antu yaniha tuyanından ve inadi inadından fi makamil velayet velayet makamında hala de bunlar var i̇şte biraz önce şöyle diyeyim Umam-ı Rabbani ruh, nefis mutmain olduktan sonra tuğyanı diye bir şey söz konusu değildir demesi Umam-ı Rabbani Kuddüs'e sürruhunun kemalatından istifadede olmasından kaynaklanıyor. Onu tamamlamış olmasından kaynaklanıyor. Ama sadece velayetin kemalatında olan veya onu tamamlamış olan tamam velidir. Ancak o bunu anlayamaz. Çünkü ona göre hala nefis nedir? Tuğyan üzere olabilir. Mesela lem cüz unari yu bak ateş cüzü o kalıbın ateş cüzü dönmüş değildir. Mahvudu iknanın nefsi bak nefsi mutmain oldu. Çünkü velayetin kemalatını tamamladı ama nübüvvetin kemalatından istifade etmedi. Hala orada olan kişinin nefsi mutmain oldu mu? Oldu. Nefis mutmain ne oldu? Nefsin mutmain olmasının varlığıyla birlikte onun bedenindeki ateş cüzü an davel hayriyeti ve tekebburiha kendisinin hayırlı olduğu veyahut da kibirli olduğu kendini üstün gördüğü davasından ne olmamıştır dönmemiştir. Hakikaten İmam-ı Rabbani Kuddise bu meşaili muazzam bir şekilde işliyor yahu. Yani burada nefsin e, mutmainne olması durumunda hala tuğyana dönebilir mi? Hoca'nın olabilir mi sorusunun cevabı hakikaten bu mektupta. Bu soruya cevap veren kişinin konumu önemli. Eğer bu soruya cevap veren kişi hangi konumda? Kişi hangi konumda olursa? Velayetin kemalatından istifade eden hatta sonuna giden ama nübüvvetin kemalatından istifade tarafına henüz geçememiş olan bu soruya cevap verecek olursa vereceği cevap nedir? hala nefis mutmainne olsa da tuğyanına dönebilir olacaktır. Ancak İmam-ı Rabbani Kuddise Sulluhu gibi nübüvvetin kemalatından istifadeye geçmiş ve onu tamamlamış olanlara aynı sorulu sorulacak olsa, yani nefis mutmainne olduktan sonra tuğyanına döner mi diye soru sorulacak olsa, o artık hayır, tuğyanına dönemez diyecektir. Demek ki verilecek cevap İnşallah bir sonraki derste okunu okuyacağız. Kul şahsin ahbara an makamihi ve tekelleme an vicdanihi. Herkes bulunduğu makamdan cevap veriyor. Ve o makamda bulduğu ne ise onunla birlikte bu konuyu aydınlatmaya çalışıyor. Meseleyi böyle anlamamız gerekiyor diyor İmam-ı Rabbani Kuddesi Ruhu. Aslında bir sonraki bölüme geçmek istiyordum ama o bayağı uzatacak konuyu. Orada, burada inşallah bu konuyu noktalayalım. Allah nasip ederse, Mevla ömür, sağlık, sıhhat verirse, Mevla Teala üzerinde yaşadığımız bu ülkede huzurun bozulmasına müsaade etmezse, inşallah bir sonraki derste bul yine buluşup bu konunun devamını devam ettireceğiz. Allah nasip ederse. Mevla Teala, ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimize huzuru ikram eylesin. Müslümanların huzurunu bozmak isteyenlere, bozmak isteyenlere fırsat vermesin Rabbim. Korusun Müslümanlar Rabbim. Ama biz de korunmayı hak eden kullardan olalım. Ben hep söylüyorum, tekrar söylüyorum. Mehmet Akif Ersoy'un kader tarifi var. Ne diyor? Kader diyorlar, haşa doğru değil bu. Sen belanı istediğin Allah da verdi. Doğrusu bu. Onun için son söz olarak şunu söyleyelim. Belamızı istemeyelim. Mevla'dan kul belasını istememeli. Rahmetini istemeli. Ve ona göre hareket etmeli, ona göre davranmalı. Allah Teala hepimize uyanıklık nasip etsin. Küffarı anlamaya kabiliyetini versin bizlere. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İsmail Ağa Yayın Evi sundu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.